Geçmişte ünlü olmak oldukça zordu. Bunu en iyi anlayan ve yetenekleriyle bizleri hayran bırakan eski popüler oyuncular oluyor. İnternetin yayılması ile birlikte ünlü olmak gittikçe kolaylaştı. Öyle ki dünyada sayısız sosyal medya fenomeni ortaya çıktı. Popüler sosyal medya uygulamaları sayesinde servetlerine servet katan bu isimler oldukça lüks hayatları ile karşımıza çıkıyor. Bu videoda bazı ünlü sosyal medya fenomenlerinin nasıl bir hayatta yaşadığına bakacağız. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Amanda Cerny. Cafer Lalek adlı Twitter kullanıcısının Amanda Cerny'nin fotoğrafına yorum ve ardından gelen cevaplarla sosyal medyada adından fazlaca söz ettiren Amanda Cerny, şüphesiz sosyal medyayı en iyi kullanan isimlerin başında yer alıyor. Amerika'da sadece internet ünlüsü olarak bilinse de, Türkiye'de pek çok site onu ünlü Amerikalı oyuncu diye tanıttı. Ancak Amerika'nın bundan haberi yoktu. Çünkü geçmişte sadece birkaç filmde rol alan Cerny, oynadığı filmler genellikle küçük çaplıydı. Bir film ise Logan Paul ile çektiği bir YouTuber filmiydi. Aslında Amanda Cerny 18 yaşına girdikten sonra ünlü olmak için soyunmayı tercih etti ve çıplak manken olarak bu yola başvurdu. Playboy dergisi için çıplak pozlar veren Cerny bu sayede bir miktar para kazandı. Daha sonrasında ise yetişkin film sitelerine özel videolar yayınladı. Erotik videolar çekerek sosyal medyada önemli bir takipçiye ulaşsa da Hollywood oyuncuları kadar tanınmıyordu. Playboy modeli olduğu için Amerika'da çok sevilmedi. Onun tanınmasındaki en büyük sebep ise Cafer Lalek olayı oldu. Şüphesiz bu olay Amanda Cerny'nin Türkiye'de daha çok tanınmasını sağladı. Cerny Türk fotoğrafı ile çekilmiş olan fotoğrafına yüz binlerce beğeni geldi. Geçmişte yıllık 100 bin dolar kazanan Cerny, Türkiye'yi artık bir reklam aracı gördü. Türkiye'de tanındıktan sonra pek çok reklam teklifi aldı. Daha sonrasında ise Cafer Lalek olayının aslında reklam olduğu ortaya çıktı. Yani Amanda Cerny bunu kendi çıkarları için kullanmıştı. Aslında böyle biri yoktu. Hepsi sadece kurgudan ibaretti. Amanda Cerny Instagram hesabından Türk bayrağı ve bikinili çektirdiği fotoğrafların basılı olduğu tişörtleri ve bardakları 8.6 milyon kişinin takip ettiği hesabından 20 euroya satışa sunduğunu açıkladı. Şimdilerdeki takipçi sayısı ise 23 milyon. Amerika'da ünlü bile sayılmayan Cerny bir anda Türkiye'de yıldız bir isim olarak görüldü. Öyle ki Türk YouTuber'lar da kendini küçük düşürüp onunla video çekmek için sıraya girdi. Türkiye'de yine patlama yapan Cerny, geçtiğimiz günlerde milyon dolarlık reklam teklifleri için Türkiye'ye geldi. Buradaki ziyareti sırasında 2 milyon dolar kazanan Cerny, şüphesiz hayatı boyunca hiç ulaşamayacağı bir serveti de elde etti. Fitness ile uğraşan Amanda Cerny, şu an Los Angeles ve Kaliforniya'da iki lüks evi bulunuyor. Tatil yapmayı çok seven Cerny, özellikle Instagram'da bunu açıkça paylaşmayı ihmal etmiyor. Türkiye hariç neredeyse dünyanın her yerinde tatil yapan Cerny, muhtemelen pek çok insanın hayalini bile kuramayacağı bir hayat yaşıyor. Lüks araba tutkusunu da paylaşmayı asla ihmal etmeyen Cerny, Türkiye'de ünlü olduktan sonra pek çok arabalı fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Türk takipçileri artmasıyla birlikte Cerny, gönderi başına reklam ücreti en yüksek sosyal medya fenomenlerinin başında yer aldı. YouTube'da çeşitli videolardan para kazanan Cerny, genellikle erotik ve vlog videolarını şaka ile karıştırarak paylaşıyor. O platformda da para kazanan ünlü ismin net serveti son 2 yılda 10 milyon doları geçtiği tahmin ediliyor. Sık sık Türkiye ile paylaşım yapan Cerny, gündeme gelmek için çeşitli yollara başvurdu. Fenerbahçe formasını giyen Cerny, bu hareketiyle binlerce insanı kendine çekmeyi başardı. Jack Morris ve Lauren Bullen. 26 yaşındaki Jack Morris ve Lauren Bullen ise işlerini bırakıp sırt çantasıyla gezmeye başlayarak sosyal medya sayesinde milyoner olanlardan. Sosyal medyanın en gözde çiftlerinden biri olan ikili, yola çıkmadan önce sıradan işlerle ilgileniyordu. Jack Morris 17 yaşında okulu bıraktıktan sonra çalışma hayatına atılmış, sabah 9 ve akşam 5 arasında halı satıcılığı yapan Morris, biriktirdiği parayla Bangkok'a tek yön bir bilet aldı ve hayatı değişti. Yanına sadece sırt çantası alan ve derme çatma otellerde konaklayan Morris, birkaç ay sonra parasız kalsa da pes etmemiş. Ülkesine dönmenin eşiğindeyken açtığı Instagram hesabıyla gezilerindeki fotoğrafı paylaşmaya başlayan Morris'in şansı açılmış ve takipçi sayısı artınca reklam teklifleri almaya başlamış. Şu an 2.8 milyon takipçisi olan Jack Morris, paylaştığı fotoğraflarda markaları etiketlemek için en az 9 bin dolar alıyor. 2016 yılında sponsorla Fiji'ye giden Jack Morris, hayatının aşkı Lauren Bullen ile bu sayede tanışmış. Bullen da benzer şekilde işini bırakıp seyahate çıkanlardan. 2 milyon takipçisi olan Bullen, bir resim için en az 7500 dolar alıyor.
Chiara Ferragni, The Blonde Salad. İtalya'da üniversitede okurken blog kurma fikriyle yola çıkan ve TheBlondeSalad.com adlı blogunda yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Chiara Ferragni, bugün en çok tanınan moda bloggerı. Moda, seyahat ve yaşam tarzı alanında yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ferragni, lüks marka işbirlikleriyle dikkat çekiyor. Moda bloğu The Blonde Salad'ı 2009 yılında 10 dolara açtı. 2014 yılı kazancı 8 milyon dolar. Şimdi Milano merkezli ofisinde çalışan 15 kişilik ekibini Los Angeles'taki evinden idare ediyor. Marin Castrogen, Yuva. Meksikalı Marin, 2010 yılında açtığı YouTube kanalı ile makyaj, güzellik ve moda alanlarında paylaşımlar yapıyor. 22 milyonun üzerinde abone sayısına ulaşan YouTuber, aylık 50 bin dolar gibi bir gelir elde etmeyi başarıyor. Aylar geçtikçe YouTube'dan kazandığı paralar katlanıyor. Diğer sosyal medya hesaplarında da reklam teklifleri alan Yula, burada da yüksek miktarda paralar kazandığı tahmin ediliyor. Meksika'nın en zengin YouTuberlarından olan Yuva, net serveti 5 milyon doları geçmekte. E-ticaret mağazasında bulunan Yuva'nın oturduğu ev ve arabası bile değişti. Daha 16 yaşındayken orada bir makyaj yarışmasını kazandı. Fakat YouTube'a başlaması onun hayatının değişmesindeki en önemli sebep olmuş. Jack Paul. Abisi gibi YouTube kanalına sahip olan Jack Paul, şu an oldukça geniş bir kitleye sahip. Geçtiğimiz yıl Jack Paul, çevreye verdiği rahatsızlık nedeniyle 27 milyon liralık ev aldı. Henüz 16 yaşındayken ünlenmeye başlayan Jack, ihtişamlı hayatını Kaliforniya'nın lüks muhitlerinden olan Calabasas'ta devam ediyor. 1400 metrekarelik kullanım alanı bulunan ev, fenomenin özel hayatını saklayabilecek büyüklükte ve özellikte. Girişinde demir bir kapısı ve ulaşan özel bir yolu bulunuyor. 3 katlı spiral bir girişi olan evde İtalyan karolar ve ahşabın yoğun bir şekilde kullanıldığı öngörülüyor. Evin salonunda ise 2 sütun, şömine ve boydan boya pencereler tüm ihtişamı yansıtıyor. Pek çok lüks arabası bulunan Jack Paul, abisiyle birlikte serveti olabildiğince en yükseğe çıkarmaya çalışmakta. 4 araba 12 motor alabilen garajı da bulunuyor. Tüm bu detaylarla birlikte ev 14.000 metrekarelik araziye yayılmış durumda. Sosyal medya fenomenlerine pazarlama yöntemi hizmeti veren Team 10 isimli bir şirket kurdu. Şirket için 1 milyon dolarlık fon toplayan Jack'in yatırımcıları arasında Dan Hua Capital, Horizons Alpha, Vayner Capital, Sound Ventures, A-Grade ve Adam Zeppelin gibi isimler bulunuyor. Annoying Orange. 4 milyon dolarlık bu YouTube kanalı 5 yıl boyunca büyük kitlelere hitap etti. Videolarda sıkıcı portakalın diğer gıda maddeleriyle etkileşimi anlatıyor. Videonun tasarlayıcısı Dane Bodikheimer gece yatakta gülmeye başladı. Geniş kitlelere hitap edecek videonun fikri aklına gelmişti. Kız arkadaşı buna bir anlam veremedi. Fakat video fenomen oldu. Web serisi şimdilerde Cartoon Network üzerinde bir televizyon gösterisi haline gelmiştir. Smash. YouTube zengini Smash, yaklaşık 5 nokta var olan 7 milyon dolarlık net servetiyle dikkat çekiyor. Smash, Anthony Padilla ve Ian Andrew Hakes isimlerinde genç web komedi ikilisini oluşturdu. İkili genellikle asosyal tarafları ile tabir edilebilir. Ayrıca komedyenler garip konulu videoları ile ünlenmiştir. PewDiePie. 7 milyon dolar servetiyle listenin bir numarasında bulunan İsveçli YouTube zengini PewDiePie'in gerçek adı Felix Arvid Ulf Karselberg'tir. PewDiePie'in başarısını videonun oyunlarına karşı verdiği komik tepkilerle yakaladı. Onun kanalı 2013 yılında en çok abone olan Smosh'u geçti. Şu an T-Series kanalı ile büyük rekabet içinde olsa da yakında geçilmesi bekleniyor. İlk olarak lüks bilgisayar odasını tanıtan PewDiePie daha sonra evini ve arabalarını da göstermeyi ihmal etmemiştir. Pek çok kez dünyanın en çok kazanan YouTuber'ı seçilen PewDiePie, geldiği konuma hala inanmadığını belirtti. Raşit Saif Belhasa. Zaten zengin bir aileden gelen bu çocuk sosyal medya sayesinde şöhreti de elinde tutmayı başardı. Dubai'li inşaat devi Saif Ahmet Belhasa'nın 16 yaşındaki oğlu Raşit Saif Belhasa, lüks yaşantısını sosyal medya hesaplarından paylaşarak fenomene dönüştü. Genç yaşına rağmen istediği ünlüyle görüşen, istediği arabayı alan Belhasa, Instagram'da kısa sürede 1,5 milyon takipçiyi geçti. Evinde kendine özel bir hayvanat bahçesi bile olan Belhasa, gösterişi sevmiyorum diyor. Belhasa en büyük tutkusunun arabalar ve ayakkabılar olduğunu dile getiriyor. Öyle ki ayakkabılarının tutarı 1 milyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Belhasa ayakkabıları için kendisine ayrı bir odada yaptırmış. Genç fenomenin garajında birçok lüks otomobil de bulunuyor. Belhasa katıldığı etkinliklerde birçok ünlü isimde çekildiği kareleriyle paylaşımlarda bulunuyor.